Merhabalar arkadaşlar. 10. bölümle devam ediyoruz. Daha doğrusu chapter 10 ile Let's Play kaç oldu ben şey yapamadım şu an. Ben de ara video girer diye burada özellikle başlayalım dedik. Sonra bir şey kaçırırsanız üzülürüz biz. Bir önceki bölümde Rubik'le oldukça haşır neşir olmuştuk hatırlarsanız diyoruz ve elbette ki İğrenç çukurlar ve merdivenler en sevdiğimiz iki şey. Ya ne güzel, birazcık açık havaya çıkabilen yerlerdeydik. Ne diye şimdi bodrumlara, iğrenç kanalizasyonlara iniyoruz biz ya. Oy, eve gitsem de bayolette oynasam. Ben de Assassin's Creed Rogue'a devam etsem. Ama oyun bir şekilde kendine bağlamayı başarıyor. Manyak gibi bunu oynuyoruz. Çünkü manyağız. Ruben. Does he mean Rubik? Numbers are irrelevant. They received as they themselves gave. And they served a higher purpose. They furthered my research. This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those traps. These vermin. These microbes. They're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. This is my will. Acaba adam neye ulaşmaya çalışıyor? Ya bu araştırmaların kolektif bir zihin yaratma ve bunu kontrol eden insanın Rubik olması üzerine kurulu olduğunu biliyoruz ama bunu neden yapmaya niye çalıştığını yani bilmiyoruz. Abinin nedir bu şeyi? Mansion Basement Note. Ernesto kim acaba? Ernesto. Oo, buzlu okumuz dolmuş. En sevdiğim şey. Ernesto Mamarosia Conamante. İlk fırsatta kullanayım ben bunu. Bu arada yan tarafta save noktası var. Yeni save ettik, gerek yok bence. Ama orada kesin böyle bizim geçmişimize dair bir kart mart bir şey çıkacaktır ya. Sonra da çıkar ya, acelesi yok bence. Aynı kartı başka yerde bulamıyoruz biliyorsun değil mi? Hani yerine özel onlar. Ha şey odanın içinde. Tabii camı kırmadan, yani ayna kırılmadan önce bir tane kart çıkıyor ya bizim geçmişimize dair. Bak. Derken çıkmadı. Ben de rezil olup. Yo. Söylediğin doğruydu, çıkabilirdi. Ya niye daha da aşağılara iniyoruz? Of. Ya abi gitsek, sen Bayonet'te oynasan, ben de Rogue oynasam, hayat bize güzel olursa, ödüm kopmazsa. Onları tetiklemeseydik içeridekileri alabiliyorduk yani. Uzaklaşırsak acaba bir şey olur mu? Yani geçmiş oldu. Niye burada mankenler var? Niye bazı mankenler iğrenç kafeslerin içine gizli? Ve yine bir sürü yol. İçeriden de bağırış geldi. Burası da kapalı. Neyse. Biliyor musun, kapılar açılmadığı zaman ben bir anlamda mutlu oluyorum. Evet abi, açık dünya oyunlara karşıyım abi, çizgisel olsun. Zaten yeterince sıkkınız burada. Bir de onunla mı uğraşacağız? Yani bu oyun için söylediğine katılıyorum da genel olarak ben açık dünya seviyorum ya. Ya genel olarak ben. Aha. Aha. Benim de meşalesi de var. Neye çarptığını sorabilir miyim? Bir fikrim yok. Ama iyi olmadı. Bir kişi mi? Öldü mü herif? O da eğiliyor. Beyinleri varmış bazen. Neyse, hazır bu kadar yavaşken. İşte bu.
Yalnız abinin kafasından kurşunun sektiğini duydun değil mi? Şey, maskeden sekti ya, daha önce de çıkmıştı. Tamam, ondan bahsediyorum yani, dikkatli olmak lazım. Evet. Parça uğruna. Yapılır mı bunlar? Kendine güveniyorsan neden olmasın? Çok geriliyorum onları yaparken. Karşıdan bilmiyorum sakin durduğum izlenimimi veriyorum ama. Her daim coolsun sen, öyle tanınıyorsun zaten de. Karşındaki adamla uğraş. Boşver. Ya hangi düştük? F. Şekil yapacağım diye. Hakikaten ya. Bildiğin böbreği bıraktın orada yani. Bari her şu şeklin sonunda böyle bir şeyle bitmese daha iyi olacak ama. Aa, yine psikopat bir atıcı var orada. Bayonetta'daki Luca karakterini bilir misin? Hayır. Çok net söyledim değil mi? Sürekli şekil yapmaya çalışan ama asla başaramayan, sürekli kötü sonuçlanan. Nereden atıyor? Atıyor? Sağ yukarıda parlıyor galiba. Orası bir bak. Aynen. Bunun için sniper'ını kullanabilirsin diyecektim ki zaten sen de öyle yapacaksın. Bir tane daha olsun. Tamam. Sağda. Şuradaydı. Şu anda hedef alıyor sana. Sağ. Okey. Başarısız bir denemeydi. Azıcık canın dolduktan sonra neden bir daha denemeyesin? Sağ. Öldü mü acaba? Hayır, ölmemiş. Çabuk doldur çabuk. Aa. Çok heyecanlı. Ha. Beyni patladı. Çok kurşun harcadık ama. Şarjör. Bu silahları evet bir yenilemek lazım. Bu arada Barış Manço şarkısına benzemiyor mu ya çalan? Tam duyamadım ki. Biz bu arada arkadaşlar size sonradan geri dönmesin diye mümkün mertebe kısık sesle oynuyoruz. Gerçi sessiz ve derinden vuran bir ses sistemimiz var. Ondan dolayı da çok da öyle az korktuğumuz söylenemez. Hele ben zaten bir kelebek ya gideyim. Neyse şu zımbırtıyı kullanayım bari. Bak, bir tane daha geliyor ve kurşunun kalmadı. Çok harcadın. Bir şeyin yok, kibritin yok, boşuna uğraşma. Çok harcadım değil mi? Evet. Elimizde ne kaldı? İki tane bundan kaldı, iki tane bundan kaldı. Bir tane de shotgun kaldı. Biraz da boltumuz var. Hani boltları birazcık kullanabilirsin belki. Yerde bomba var. Şurada. Haydi bakalım. Of, ölürsek de. Bak, yukarı sol üstündeymiş şey. Gözüküyor hangi aralıkta olduğu. Şu an riske etmek istemedim. Heh, belki checkpoint alır şunu aldıktan sonra, o zaman denerim. Peki bu ne? Battery pack.
Evet, checkpoint oldu. Hiç acımam. Oh, ucu ucuna. Peki nereye? Sağdaki adam diyecektim ki adam önce ateş etti. İki mermim var. Then make it count. Öyle derler. Çok iyi. Çok çok iyi. Canımız olsun. 10 dakika önce dikkat et, yukarıda da birisi var galiba. Nerede? Yukarı solda bak, bir ışık var yukarıda. Ha, o spotmuş. Ya bir de şu ofisteki hidrofon çalışmasa ben daha mutlu olacağım ama. Hakikaten yaratık sesi gibi geliyor bazen hidrofonun sesi. Bu arada diğer günlerde böyle olmuyordum ama bugün eve dönerken korkacağımı hissediyorum. Ben burada yalnız kalacağım. Acıdı adam bana. Bilemedim ne diyeceğim şu an. Nereye gideceğiz? Orada bir şey alınıyor, her şey düşüyor. Şu an o kadar kötü durumdayız ki. Şişeye bile tavız. O zaman aşağı in abi. Pili takacağımız bir yeri bulalım. Orayı bulamadık daha çünkü. Hı hı. Mesela bak şu tam karşın. Yok, burada bir şey yok. Aa, merhaba. Of. Of. Benim ödüm koptu ya. Neyle karşılayacaksın adamı? Çabuk ol. Ya da fiziksel mi takılsam? Öyle takılırsan öleceksin ama. Cimrilik ettik. Tamam, cimrilik etmekte biraz haklıydım ama velakin. Bir önceki sefer çok fazla bonker olunca dikkat et bomba. Çok güzel. Dikkat sağda adam. Ya nasıl gördü, nasıl vurdu, ne keskin nişancıymış arkadaş ya. Çok güzel. Alışacaksın, alışacaksın. Keskin nişancı görünce. Aşağı indiğimizde orada bir adam bizi bekliyor olacak. Şu yandan gelecek hemen. O bombayla sen de ölebiliyorsun bu arada, unutma. Güzel. Taktiğini takdir ediyor. Baltayı aldın mı? Balta mı? Nerede? Burada. Balta candır canandır ya, hele şu durumda. Karşıya. Baltayı geri al bence. Mantıklı olabilir. Yok, burası değilmiş. Şu an bir sniper'dan çekinmekteyim. Bu bir bomba mı? Değil. Bomba bomba. Ha, değilmiş. Ha, bu alarm ya. Bizi görünce çaldı ya. Duvardan zıplayacağız mı? Şurada bir... Görmedim. Ya!
Yakın mıydım o kadar? Yakındım. Senin şu mesafe algına bazen hayran oluyorum. Evet, buradan sonra... Aha, burada. Bir ateş etsen de bir vücudu sarsılsa. Adam seni tutup kaldırdı abi. İntihar saldırısında bulundu adam bildiğin ya. O da garibanım çok. Aha, burada bir tane daha var. Sık. İşte bu. Bu çok güzeldi. Evet, umarım şeklimi bozmam da burayı da kesmek zorunda kalmayayım. Şimdi orada bir abi var. Öyle. Ve abinin karşısında sanki elektriği takacağımız yer varmış gibi. Şuradan gidip dolaşacağız herhalde. Kapıya dikkat sen. Kapıya dikkat senpai. Dikkat kapıya senpai. Kibrit yaşasın kibrit. Sen onlara bakmayı unutuyorsun. Ben kibrit sayısını söyleyeyim sana. Aa derken birisi geliyor. Alıp uzağa at, arkasından öyle. Çok güzel. Duymuş olması lazım onu. Ya abi yuh artık ama ya. Sağır mısın arkadaşım ya? Adam gitmiş. Tamam, bunu duydu. Arada seni mi görecek? Görmedi. Çok güzel. Arkadan geldi. Burn 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 burn. Abi yak. Yakındayken yakmayı deneyeyim dedim, olmadı. Adam gelmedi yakana zaten. Of. Abi. Yak istiyorsan. Evet. Lütfen geri çekil ve canını doldur. Sıfır çünkü canın. Vallahi tam sıfırdık yani her anlamda. Elimizde neyimiz var? Şunu kullanayım bari ya. Çünkü bunlardan kendin yapabiliyorsun en azından. Hı-hı. Şu yerdeki abi çok dirilecek. Dirilecek, yakamayacaksın, boşuna uğraşma. Derken rezil oldum. Rezil oldum. Ama adam bana doğru koştu yanarken. Adam psikopat. Aa, mızrap. Mızrap değil, mızrak. Peki şu arkadaki bombayı yine disarm etmek ister misin? Şu an değil ya, hayır. Şurada bir checkpoint alacağını umuyorum. Peki niye senpai? Niye onu öyle yapmıyorsun senpai? Kurşun dolduralım, birkaç bir şey aldık. Almadık. Evet, birkaç bir şey diyeyim, birkaç hayat kaldı. Haydi bakalım. Bu öten ne? Kapının açılış sesi. Checkpoint aldı mı? Hayır, görmedim. Almadı değil mi? Emin değilim. Dur, şu mızrak kullanayım. Emin değilim senpai. Ya bu seçiliyken alabiliyoruz. Ya evet, bu çok ilginç ve anlamsız ve bir sistem. Şöyle değil. Yaptıktan sonra bırakıyor mu peki yere? Hayır, duruyor elinde. O zaman ekstradan bir tane alabiliyoruz çünkü başkasında 3 tane yok. Sanki bir yerlerden bir adam sesi mi duydum ben? Yoksa dışarıdan geçen motosikletin sesi miydi o? Ya da belki üst kattan geliyordur. Korkuyorum Ömer. Ne?
Neyin patladığını ben de anlamadım. Sanırım sniper. Sniper bizi patlattı. Evet, patladık değil mi? Bence yerinden bir kımıldı ama da şu canın da olsun. Ben duramıyorum yerimde bazen. Farkındayım. Sürekli bir kıpır kıpır olma eğilimindesin. Ama yok abi, sniper'ın bugüne kadar hiç patlayan mermi falan attığını görmedik. Kesin görmediğimiz bir bomba falan vardır orada. Bir de eğiliyordum, ne bombası? Hayır, jeep. Yani şurada bir bomba falan vardı herhalde. Kapı orada. Ya da şey olabilir ya. Şu zangoç dönüyor ya. Ha. Ona takılı bir bomba falan olabilir. Belki de. Nereye gidiyorsun abi? Kırıltı gördüğüm gibi geldi. Sen bence sanrılara kendini vermeye başladın. Of of. Ya bir gerilimli yerden kurtuldum diye sevinirken abi, başka bir abuk sabuk mekanla yol alıyoruz. Hey. Yanda bir şey alma çıkmadı mı ya biraz önce? Ben de öyle gördüm gibi ama emin değilim şu anda. Şimdi yanda bir oda var. O yana bir girelim ya. Aşağı ineceğiz belli ki. Çok alenen oldu yalnız burası. Cehennemin dibine indik artık, yeter. Abi. Aşağıdan ne var öyle? O saçlı abla mıydı yoksa o? Ya umarım değildir. Biraz önce cesetleri görünce benim de aklıma o geldi ama. Of. Abi ekstrem iğrenç ya. Hani bildiğin. Oo, yıldırım. Bunu veriyorsa bir bildiği vardır bak. Şu an siyah. Dikkat. Abi bir şeyler vermeye başladı ya. Verse dert, vermese dert sana da ya. Abi bana bu oyunun her şeyi der şu anda. Checkpoint. Geri dönüp bombayı. Şuraya gireyim. Checkpoint senpai. Kıracak mısın? O sesleri duymadım tabii, ben son anda duydum. Aynen, ben de. Dediğimiz gibi arkadaşlar, sessiz oynadığımız için oyunu onlarda biraz sorun oluyor. Neyse, bu arada çok yakın bir checkpoint. Tabii tabii. O tablonun üstünde ben düşünüyorum da birazcık. Haydi. Çık çık, önce çık sonra tekrar girersin. Neyse, sıkıntı yok. Şurası bir sıkıntılı göründü bana ama. Aynen. Onun önünde döner bıçaklar var zaten. Neresinden geçeceksin? Şu arkadan mı geçeceksin? O 6000'de sıvı birikti bu arada. Bu arada mermi var yanında. Şırınga var. Sen bence ilk bir fırsatta şu şırınganın taşınabilirlik miktarını arttır. Peki bunu açınca ne olacağını... Açamayacağız.
Elinde şişe olduğundan dolayı mı acaba? Hiç alakası olduğunu sanmıyorum. Girmeyi istemediğimiz o alana gireceğiz gibi bir his var abi içimde. Aynen. Abi kapı. Bomba. Şişe. Demek ki bombaya doğru çekilebilecek birileri var. Var orada, görmedin mi? Hayır, görmedim. Diyecektim ki. Gördü mü seni? Gördü. Abi. Yaksaydın yerdeki cesedi ikisi de yanacaktı. Geçti artık. Niye yanmıyorsun ya? Abi patlayacağını sanırım. Yanlış şey. Ne yaptım ben? Onu kör ettin. Yanlış tuşa basıp duruyorum, yeter çekil. Son kibritim bu. Şırınga bıraktı galiba abi. Evet. O iş saçma sapan bir yerde. Yine varını yoğunu harcadın değil mi? Evet. Bak orada da mermi var. Şunu da boşuna harcadık mı? Yok, geri alabiliyor muyuz? İlginç. Abi bomba bile verdi. Aha. Adam. Oralarda adam var. Adam. Sekti ya. Üzgünüm, bu pek hayal ettiğimiz gibi olmadı. Var mı? Bir tane. Sonuncuyu harcadım yani. Şükür olsun. Bayağı da deli dolu yerlermiş buralar. Şu bomba da bir gün öldürecek beni ama hadi hayırlısı yani. İnadına şey, sol tarafta heykel var. Heykel, ha, heykel değil mi şu? Bu arada yanında birisi kalktı. Allah belanı versin. Headshot'larının miktarı arttığından dolayı mouse klavye ikilisine teşekkür ediyorum bu noktada. İşte biraz daha güzel oldu. Hep yeterek bunlar. DualShock'la günlerimizi harcadığımızı hatırlatırım sana. Şunu almanın... Ay. Ne yaptım ben ya? Abi bilmiyorum ne yaptım. Geri çekil, şuna bomba at, bir şey yap. Ölmeyecek, yetmeyecek o. Neden beni dinleme konusunda bu kadar şeysin? Abi... Onuncu chapter'dayız, farkında mısın oyun? Onuncu chapter'dayız ve sen hala onun kucağına atlıyorsun ama. Oyun ne yapsın?
Öldü mü? Öldü mü? Emin değilim. Ha gayret. Go. Buz. Tamam, onu kullanırız. Sen çok seviyorum ben buzu kullanmayı. Bir batarya daha. Checkpoint mi? Hadi. Niye checkpoint almıyorsun? Bu arada burada o kadar fazla da ileride kurşun var. Görmüşken alayım ki ayağıma takılmasın. Burası bayağı karıştı yalnız. Nereden girdik? Nereye dolaşıyoruz? İki tane kibrit kurşun değilmiş. Daha önemli kibrit. Bu oda çok boş. Bir sonrakinde birileri olabilir. Ne oluyor? Niye kızardık? Abi bilmiyorum ama... Of. Bu içine saklanılacak bir yer mi? Değil. Burası ne böyle? Ortam müthiş. Geliyor. Aşağı indiğimizde gördüğümüz şey. Kız mı geliyor yine? Ona da kız demeye bir şahit istiyor. Şatkan mı? Vallahi şatkan. Ben önümüzdeki bıçaklara bakıyorum, sen vallahi şatkan diyorsun. Hikayla oradan mı geçeceğiz yoksa? Şuradan bir kurtarma imkanımız olur mu? Ay, bezmiş. Buralardan çok bezdim ben. Eki. Yerde bir sürüklenmiş daha doğrusu insan kan izi vardı. Solda bir kutu var. Sniper mermisi. Tane hiç yoktan iyidir. Güzel. Checkpoint. Güzel. O zaman buradan gitmiyorum. Şuraya bir gideyim. Solda bir şeyler var. Abi yalnız bildiğin labirente bağladı burası. Ben hakim gibiyim ortama şu an. Son birkaç dakikada olan şeyler düşünülürse güvenmiyorum dersem kızma, tamam mı? Şişeydi o. Buradan gidince bu ana yol. Bomba. Fare. Tuzak. Biraz geç söylüyorum, farkındayım ama. Şuraya takacağız aleti. Tamam o zaman. Peki bunu önünde yapmak gerçekten doğru mu? Biraz önce takıp atacağız abi. Abi ne kadar seveceksin, ne kadar tatlı aletleri çalıştırdık bir anda ya. Şimdi gelecek şeyin haddini hesabını sormasak. Abi dikkat. Bir şey mi hatırlatmak mı ettin? Güzel.
Aa, bu ne böyle? Onu hiç bilmiyorum ben. Abi bu ne ve biz sen... Hayır. Söylediklerine aynen katılıyorum. Ne oluyor lan burada? Shotgun, shotgun. Abi yemedi. Daha da hala orada mı? Hiç kimsenin hiç kimseye gelmedi yalnız. Hadi ya, hiç. Hoş bir yer değilmiş yani. Bence şişeyle adamları bıçaklara doğru yönlendirmeliyiz abi. Yerler mi? Yerler yani, dikkat tutar. Abi geri kaç, geri kaç. Ya Ömer, inanamıyorum sana bazen. Ya beyin şey oldu, bir boşluğa düştü deminki olaydan sonra. Beyin not found. Yavaşça git ne olur, tuzağa al. Hı. Abi şişe bıçak ikilisi diyorum ben. Şişeyle adamları bıçaklara yönlendireceğiz. Yoksa bu kadar fazla bıçak olmasının bir manası yok haritada. Elindeki ışığı bir kapat önce. Tınlar ya. Önce burada yandıra yandıra kaçacağız. Peki nereye kaçacağım? Ya bir anlamı yok. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacaklar? Gerçekten de kaçacak yerimiz yokmuş. Kuşması var. Hepsi nereye gidiyor? Gidiyor sonunda. Sağ taraf başladığın yere gidiyor. Burası yani. Abi buradan giremiyor musun? Yok. Elinde niye şişeyle gezdiğini sorabilirim. Manyak gibi. Aha şurada kol var. Evet aynen öyle. Çabuk koş şişeye. O kolun ne yaptığını görebildik mi? Hayır. Bence o kolu sen bıraktın kamerayı çevirince. Öyle mi dersin? Evet. Bir de yani o tekrar tekrar bas değildi, bir kere bastı. Evet. Belki de öyle yapınca bıraktı. Dikkat et, tuzak. Hatırlatacağım hiç vallahi. Biraz önce göbekten girdiğin düşünülürse. Bence o dondurmayı büyük abide kullanıp, evet, hemen arkasındaki kolu çekeceğiz. Hemen kolu çekebilirsin. Dondurma. Ne Lori? Dondurma istiyorum. Gümüş kaşık olsun. Abi direkt buraya koşarak gelmeyeyim zaten. Yoktan iyidir ya. Öyle. Şu an diğeri görecek beni. Ha görmedi. Belki de böyle böyle gidilebiliyordur burası ya. Büyük abiyi nasıl öldüreceğimize dair hiç fikrim yok yalnız. Bir de bak önünden geçtiğin zaman anında şey açılacak. Şuradaki kepenk açılıyor ve içinden bir dolu adam çıkıyor. O konuda bir sıkıntı var. Bakalım. Bak açıldı kepenk. Nerede açıldı? Yanında açıldı. Yani şu anda senin arkanda kalıyor kepenk.
şu an. Bak şurası açıldı işte. Burası kapalıydı. Sağ tarafta adam var. Geliyor. Gördüm. Abi. Baltayı harcadım adamda. Ama bu adam iri. Güzel. Canın da olsun. Olsun da bu sırada gelmezler diye umut ediyorum. Çok istiyorsan kıpır kıpır dolan. Şimdi abi büyük adam gelecek. Hazır mısın? Dondurup kolu çekeceğim. Büyük adamı öldürmeye çalışmak da bir opsiyon tabii. Hayır, hayır, hayır. Bu oyun, arada oyun çöktü sandım. Bir kere arkadaşlar oldu, oyun çöktü gerçekten, o yüzden. Do. Bas space abi, kamerayı çevirme. Çevirme kamerayı. Yani altına gir. Altına niye gireyim ben onun? Aha. Yaratık yakına geldiğinde onu orada donduracağım. Evet. Makul. Ama yaratığı buraya çekmek. Geliyor, at. Ve kendini atmayacaktın. Hayır, bir daha çekemiyorum. Yol açılmış, pardon. Yol açılıyormuş arada bir. Şimdi. Geçmeyi başardık bu sefer. Abi her seferinde daha da mı yakına geliyor? Yok ama bunu satacağım ben artık. Şurayı yap. F'e basınca ne oluyor? Eğilirken buluyor. Dışarıdan koşunla olacağız. Gel bakalım Turi, gel. Şu anda ben burada huzur buldum, biliyor musun aslında? Yani Turi'den dolayı değil, oyundan dolayı. Sprint. Güzel. Zaman değil daha. Aman kurulamıyorum o zaman. Zaten müzik ve gerilim de hiç durmadı. Burası. Aha. Oy. Karşıdan gelenin ağzına çarptı. Ve söndüler, durdular. Geri gelecekler mi? Onu merak ediyorum. Gelmeleri gerekir oyun mantığıyla düşünürsek. Ama şu ana kadar gelmeleri gerekiyordu. Çıkış oradan Yusuf, değil demek ki. Yusuf. Bak burada şey var. Bak merdiven var. Evet. Artık bir
checkpoint al lütfen. Bana mısın demiyor oyun ya. Bir de diyordun ya bu kadar acımasız olamaz diye. Şey mi diyordun? Bunlar mı? Yukarıda bir şeyler mi var? Yok. Hoş bir laf olmadı bu ya, neyse. Al sana kutu. Eyvah. Tepe tepe kır. Bu arada 18.500 oldu. Vay 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 vay, harcamadım. Ben göremiyoruz aşağısını ama. Aşağısı geldiğimiz yerler diye tahmin ediyorum. Aşağısından bahsediyor sandım. Yok, ben genel olarak yani kapat ışığını, kapat. Egzemin. Egzemini atladı yalnız. Neyse, checkpoint. Güzel. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Şırınga. Ömer, canımız hiç bu kadar fazla olmamış uzun zamandır. Evet. Ne olur tek adamda harcama hepsini, olur mu? Aha. Şunu da harcamayı planlıyorum mesela. Oo. Onu bilmem de şu arkadakini de harcayabilirim biraz. Ben bunu start indireceğiz mecburen. Şu araya geç ve orada bence bekle. Bekle. Sonraki tur gelsin gitsin ya, garantiye alalım ne olur. Geç, bayağı uzun sürede duruyormuş ha. Geldi. Götür. Burada bomba var. Şırınga daha. Bunu kullanalım acaba. Vahşin yani. Abi karakter kafayı bulacak ha. Evet. Nedir taktik? Yani önümüzdeki coğrafyayı bilmiyoruz ki. Görebilmemiz lazım önce. Bak abi, başka bir yere gitti. Şuraya bir saklanayım o zaman abi. Sağ var, orta var, sol var. Soldan abi gelecek. Sağ kapalı. Sağ kapalı mı? Başka bir yer bulayım. Evet, bir tane kapalı. Orada bir kurşun var. Abi görünürler de yok şu an. Bu da her an gelebileceği anlamına geliyor. Yukarıdan geliyormuş değil mi? Hmm. Ne çirkin şeysin sen ya. Abi gitti. Ne tarafa gitti ya? Bir anda yok oldu. Tam tur dönüyor. Onu arkadan bir takip edeyim de nerede olduğumuzu anlayalım. Mızraklar falan var. Abi nerede şu anda? Tam önümde. Ama öbür tarafta. Şu anda döngüsüne tekrar geçti. Öldürmemiz mi gerek acaba yoksa? Bir öneride bulunabilir miyim? Hı. Geri git. Yani abinin döngüsünün dışına çık. Bombadan parça al. Bir
birkaç tane patlayıcı ok yap. Abi dondur, patlayıcı okları ağzına sok. Dondur, patlayıcı okları ağzına sok. Şu sağda yol olmadığına emin miyiz? Önce bir ondan emin olabilir miyiz? Karar senin. Bence öyle bir ihtimal halen var. Ama iki tarafında demirle kapalı olduğuna inanıyorum ben. Evet, haklısın öyle. Ben şimdi de bir patlayayım öleyim de. Hayır ya. Mümkünse ondan malzeme almayı başlar. Neresinde olduğunu görebiliyoruz mu? Yok, çok şey. Aşağılara doğru ama. Güzel. Şimdi. Re. Bu zaten çoğu şeyimiz ya. Okey. Ya benim aklımda öyle bir taktik var. İstiyorsan el bombanı kullanabilirsin. Okey. Yani dalıyoruz. Bence bir kere yine dalalım şu abiye ya. Meydan yapımı olduğunu bir görelim abinin. Atar you made of diyorsun. Aynen öyle. Ama tabii what are you made of diyoruz ama arkadan saldıracağız, sıkıntı yok tabii. Abi hiçbir zaman dürüst olduğumuzu söylemedik. Şu bir. Ha. Şu iki. Abiden bir tane daha mı geldi? Yok canım. Evet, bir tane daha geldi abiden. Abi neyimiz var neyimiz yok harcadık şu anda. Ne yaptığını sorabilir miyim? Patlayıcı ok yapacağım. Bir daha. Ceterele. Tamam. Üstüne geliyor abi. Biri öldü mü? Biri öldü. Tamam, bu patlayıcı okla o da ölecek. Şak ağzına. Abi. Vuramadın mı? Vuramadım. Aferin bana. Kaç. Bu da öldü. Çıka gene. Yok değil. Bir şey daha geliyor galiba kapıdan. 3000. Ha rüzgar bir şey. Örtüymüş o. Attığım şunu şeyi... da evet gidip bari parçalarını alabiliyorsan. Kendisini de alabiliriz belki. Yavaş ol. Oku direkt alabiliyormuşuz. Güzel. Oh. Dur bakalım daha müzik bitmedi. Altından iyi kalktık. Şimdi. Bir şeyler açıldı bak orada. Bunu yine çevirebiliyor olacak belki ama biz onu çevirirken abi gayet gelip arkadan öpürdürdü bizi. Evet. Üstelik burada ikinci bir tanesi daha vardı. Ha, evet bir de o var tabii. Geleyim derken onunla yüz yüze gelmek son derece olasıydı. Maşallah bir şey sanki şato kapısı açar gibiyiz ya. Görsen ilginç. Bir checkpoint almasını çok isterdim şu an. Bir ben bir save noktası vermesini çok isterdim. Burayı hatırlıyor musun? Hani ön tarafında bıçak vardı. Buraya girmemiştik. Evet, şu an o kapının oraya evet, çıkıyoruz yani. Evet, ışığını kapat bence. Dikkat. Minler diye korktum ama. Sağdan abi. Haydi ne olur artık bir nefesleneceğimiz bir yere gelelim ya ben.
stres oldu resmen. Nefeslenmek derken. Ah. Bak gördüğün gibi duman. İnsan vücudu bacakları ve eli varmış gibi gözüküyor yansımada. Işıktan dolayı. İlginç. Dışarıda yürüyor abla farkındaysan. Camın dışında. Belki ağaç gölgesidir. Rüzgardır o rüzgar. Kedidir belki. Kedi kucağımda. Evet abi, gerçekten kız kardeşiymiş. Çünkü o aile tablosu beni sürekli bir rahatsız etmişti. Hani aşık olacağını zannetmiyorum. Çünkü o bir aile tablosu falan diye. Ama bir mutun birinde bir... My beloved diyebilir abi sonuçta. Herkes Lannister'lar gibi olacak değil. Safe. Ki bence burası durmamız için güzel bir nokta olacak. Lütfen lütfen, evet. Ben de o kanadayım şu anda. Hoppa. Journal. Evet, bu kızlarının ölüşüyle ilgili bir şey. Kızım. Hayır, o ve Mira'nın kızları. Ha. Nihayetinde Mira da intihar edecektir abi. Evet. Anlattığına daha... göre arkadaşlar, işte kızları öldükten sonra bir yangında öldüğünü söylemiştik. Yaşadığı zorluklardan bahsediyor. Özellikle Sebastian'ın eşi bayağı kaldıramamış bir durumu gibi görünüyor. Ki aslında gayet da normal. Abla, dalga geçmekle sinir bozmak arasında bir noktadasın, yemin yerinde ediyorum. Yerinde dursana kızım. Aha, gazete. Al işte. Bizim kızın ölüşü. Lily Castellanos, Laura diğeri. Juanita da bizimkinin dadısı. 56 yaşındaymış bu arada Juanita. Yani bu hemşire onun yansıması olmayabilir. Hadi ne olur save edelim. Bunlar ayçiçekleri. Yavaş yavaş ortam renklenmeye başladı farkındaysan. Ayçiçekleri geldi. Daha çok kırmızıyla renkleniyor benim gördüğüm kadarıyla ama... Nihayetinde kırmızı da bir renk diyoruz. Neyse evet. Arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Ama siz olun, görüşmeyelim. İzlemeyin yeter. Haydi. Haydi.